Merhaba arkadaşlar, bugün size Steam hakkında biraz konuşmak istiyorum. İyi haberlerle gelmek isterdim fakat bildiğiniz gibi her şey çok pahalanıyor. Hayatımızı artık normal şartlarda sürdürebilmek bile mümkün değil. Yani global anlamda gerçekleşiyor bu zaten. Ve son darbeyi de Steam'den yedi. Daha doğrusu oyunculara yöneltilmiş bir darbeden bahsediyorum burada. Bildiğiniz gibi Steam her zaman oyuncular için bir kaçış alanı gibi bir şey olmuştu. Yani son 10-15 yıldır diyelim. Dolar kurunu 5 liradan falan hesaplıyordu diye hatırlıyorum. Ama geçenlerde çıkan bir habere göre Steam fiyat politikalarına güncelleme getirdi. Yani bu şu demek oluyor, artık ucuza 10 liradan oyun alamayacaksınız demek oluyor bu. Fakat haberin biraz detaylarına baktığımda bu oyunculara vurulmuş bir darbe değil, daha çok Steam'in ve oyun geliştiricilerinin uyanması gibi nitelendirebiliriz bu durumu diye düşünüyorum. Haberin detayları şöyle, Steam uzun süredir oyunlara zam yapmıyor. Son bir yılda bazı oyunlara ara ara zamlar gördük. Ancak son bir haftadır gördüklerimiz korkutucu diyebiliriz. Capcom oyunları Elden Ring, Frostpunk ve bazı ücretsiz oyunların oyun içi ürünlerinde ciddi zamlar mevcut. Hatta bazı zamlar %838'e kadar çıkıyor. Steam bundan önce bildiğiniz gibi kuru kendisi belirliyordu. O yüzden TL'nin değer kaybetmesi pek dolar karşısında bir şey ifade etmiyordu. Gabe Newell, Ray sağ olsun. Fakat örneğin Frostpunk gibi bir oyunun 15 liradan 150 lira gibi fiyata fırladığını görünce artık bir şeyleri sorgulamaya başladık. Ve oyun camiası bir haftadır falan yeter diye isyan ediyor resmen. Yani şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı çok konuşulacak bir şey yok aslında. Genel olarak Steam'in fiyat politikasını ben destekliyordum. Çünkü torrent ve korsan oyunların önüne geçiyordu. Hem oyun üreticilerini destekliyordunuz hem de korsan oyun oynamamış oluyordunuz. Fakat bu haberle de anlıyoruz ki bu artık pek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi torrentten indirmek yerine oyun firmalarını destekleyerek belli bir meblağ ödeyerek hem oyunlarınızı oynuyordunuz hem de korsandan uzak duruyordunuz. Fakat artık bu pek mümkün gibi gelmiyor. Dediğim gibi Frostpunk oyunu mesela 15 liradan 216 TL'ye kadar yükselmiş gözüküyor bütün paketleriyle beraber. Ve artık herkes korsan oyunlara yönelecek ve Türkiye'den artık oyun firmalarını desteklemek pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Korsan oyuna yönelimler daha fazla olacak ve Türkiye'den bu tip bağımsız yapımları desteklemek pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ha tabii burada şey diyecek olabilirsiniz, Yorekop ne yapsın? Steam hayrına mı çalışıyor? Gabe Newell babamızın oğlu mu? Hayır tabii ki değil arkadaşlar. Ama en azından Türkiye'deki ekonomik duruma karşı bir kozumuz oluyordu Steam sayesinde ve bu tamamen şu an kalkmış gibi gözüküyor. Çünkü bildiğiniz gibi PlayStation oyunlarında, Xbox oyunlarında 1000 lira, 500 lira gibi fiyatlar alışmışken PC'de, Steam'de bu oyunları daha uygun fiyatlara alabiliyordu insanlar. Yapacak bir şey yok. Tabii ki oyun firmaları da kazanacak. Neden 5 lira kazansın, 10 lira kazansın? Bunu da bu videoda eleştirmiyorum tabii ki. Ucuza oynayabilmek Steam tarafından mümkündü ve artık bu mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Burada şöyle bir parantez de açmak gerekiyor arkadaşlar. Bu Steam'de her oyuna yapılan, yani Steam'in kendisinin yaptığı bir güncelleme değil. Oyun firmalarının lokal olarak güncellemesi oyunlarını. Yani atıyorum Frostpunk isimli oyunun fiyatı yükselmişken diğer oyunların fiyatları aynı kalabiliyor. Yani burada Steam şey demiş. Siz kendi fiyat politikalarınızı insanlara yöneltebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Ama bizim tavsiye ettiğimiz fiyat politikası da budur. O yüzden burada oyun şirketlerini de pek suçlayamıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi dünya nereye gidiyor belli değil. Ne kadar kabul etmesek de, yokmuş gibi davransak da, o yüzden oyun firmalarına falan da kızılmıyor bu durumda. Şimdilik isteyebileceğimiz en iyi şey favori oyunlarınıza veya almak istediğiniz oyunlara zam gelmemesidir diye düşünüyorum. Ama korsan hakkında bir şey söylemem gerekirse bu noktadan sonra, korsan oyunları desteklemiyorum arkadaşlar. Çünkü korsan oyun oynadığınız zaman bence bu oyunları yapan oyun şirketlerine, çok sevdiğiniz oyunları yapan oyun şirketlerine büyük zarar veriyorsunuz. O yüzden ben oyunların hala sanat eseri olduğunu düşünen tayfadanım. Biraz eski kafalı diyebilirsiniz bana. Sevdiğim oyunlara parası ne olursa olsun veririm. Ama üzülerek yine belirtmek istiyorum ki bu muhabbet torrentin ve korsanın yükselişine sebep olacak. Tabii bir yandan da şöyle bir durum var. Bilgisayar fiyatları da arttı. Yani atıyorum bir tane bilgisayar toplayacaksınız şu an. Minimum 60 bini gözden çıkarmanız gerekiyor. Hatta belki daha fazladır diye düşünüyorum. Güzel bir ekran kartıyla beraber bir bilgisayar toplayacaksanız, iyi bir anakart, iyi bir RAM, bu da yüksek fiyatlardan olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Babakop olarak gamer ve nerd camiası hakkında biraz üzgünüm açıkçası. Bu ufak videoyu da bununla alakalı yapmak istedim. O yüzden buradan büyük gamerlara ve nerdlere bir saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Umarım bazı oyun firmaları insaflı davranır ve gerçekten sevdikleri oyunları istedikleri gibi oynarlar ve stres atabilirler. Temennim bu. Çünkü şöyle bir düşünüyorum, tamam hiçbir zaman bilgisayar başında oyun oynama, yani 7/24 oyun oynama kafasında olmadım ama oyunların gerçekten gerçek dünyadan sık aralıklarla kullanılmadıkça bir kaçış kapısı olduğunu düşünüyorum. Sizi bu dünyadan uzaklaştırıyor. Örneğin benim çok sevdiğim GTA, her videomda bahsediyorum. Red Dead Redemption 2 gibi bir şaheser var önümüzde, Rockstar'ın yaptığı. Bu tip oyunlar insanları gerçek hayatın stresinden, hengamesinden biraz uzaklaştırıyor. O yüzden bence oynadığımız oyunları abartmadan oynarsak bize yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
biliyorsunuz bu oyun oynama ve gamerlık muhabbeti biraz sıkıntılı bir muhabbet. Oyunların şiddete özendirdiği, küçük çocukların psikolojisini etkilediği gibi haberler duyuyorduk etrafta. Ama bu tamamen yok oldu. Çünkü oyunların artık günümüzde üzerinde çok uğraşılan ve büyük yapım Hollywood filmlerinden bile daha etkisi olan yapımlara dönüştüğünü görebiliyoruz günümüzde. O yüzden bu muhabbet falan tamamen kalktı. Günümüzde asla oyun oynayanları eleştirmiyorum. 7/24 oynanmadığı sürece. E-sports diye bir kavram gelişti. Bildiğiniz futbol maçı gibi ya basketbol maçı gibi insanlar takım kurup beraber yarışabiliyorlar ve buradan bir kariyer oluşturabiliyorlar kendilerine. Keza Twitch de öyle. Twitch'te oyun oynayıp gerçekten iyi oynayıp kendine kariyer yapan insanlar var. O yüzden bu Steam'in yaptığı muhabbet oldukça canımı sıktı. Bir bununla alakalı bir video hazırlamak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu merak ediyorum. Sizce oyun firmaları mı haklı? Sonuçta onlar bir charity, yani yardım kuruluşu değil ve oyunlarını kimse 10-15 liraya satmak istemez. Ya da şöyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, oyun firmaları haksız, Türkiye'ye özel fiyat politikası devam etmeliydi. Ya da bir bağış sistemine mi geçilmeli? Acaba bazı ülkelerde bağış sistemine geçilip oyuna belli bir miktar verip onun karşılığında mı oyuna sahip olunmalı? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda ve Türkiye'deki oyun piyasası için, daha doğrusu oyuncular için biraz üzüldüğümü belirtmek istiyorum. O zaman bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.